selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 30 soruluk bir tek videosu çekiyorum. Bu soruların içinde bana sormak istediğiniz veya merak ettiğiniz sorular olacak. Ben de bu soruları cevaplamış olacağım bu videoda sizlere. Ben bu tarz tek videolarını izlemeyi zaten çok seviyorum. Bu yüzden size de böyle bir video çekmek istedim. Umarım keyif alırsınız. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz aşağıdan abone olup diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan hemen sorulara geçelim. İlk soruyla başlıyorum. Boyun kaç santim? Boyun 1.68. Hiç dövmen var mı? Hayır, hiç dövmem yok. Çünkü ben çok sıkılan bir insanım. Bu yüzden ileride o zamanda yaptırdığım dövmeden sıkılabileceğimi düşündüğüm için hiç böyle bir şey cesaret edemedim. Yani nerede olması çok önemli değil benim için. Gerçekten bildiğim, dövme yaptırdığımı bildiğim için bu düşünceden bile sıkılabilirim yeri gelirse. Bu yüzden hiç cesaret edemedim böyle bir şeye. Ama belki ileride gerçekten benim için çok anlamlı bir şey olur. O zaman bir dövme yaptırabilirim. Şu an için bilmiyorum, neden olmasın. Üçüncü soru, en sevdiğin dizi. Benim en sevdiğim dizi kesinlikle Gossip Girl. Gerçekten defalarca izleyip bitirmişliğim var bu diziyi ve çok çok seviyorum. Her şeyini neredeyse ezberledim. O kadar çok seviyorum. Sex and the City'yi çok seviyorum. Son zamanlarda zaten favorim Game of Thrones kesinlikle. O yüzden bir tane de sınırlandıramayacağım. Dizi konusunda biraz çok fazla favorim var. En sevdiğin şarkıcı, özellikle Ajda Pekkan'ı çok seviyorum. Çünkü oturup böyle uzun saatlerce babamla oturup dinlediğimiz zamanlar olurdu ben çocukken de. Bu yüzden Ajda Pekkan'ı çok çok seviyorum. En çok neyi özlüyorsun? En çok İstanbul'u özlüyorum sanırım. Evet, İzmir'i çok seviyorum. İzmir'de yaşamayı da çok seviyorum. Herhalde yaşanabilecek en güzel şehirlerden birisi Türkiye şartlarında. Ama İstanbul'daki hayatımı ve İstanbul'da geçirdiğim arkadaşlıklarımı falan çok özlüyorum. Yani biraz da aslında çocukluğumu özlüyorum. Altıncı soru, en çok dinlediğin şarkı. Son zamanlarda da özellikle Vega'nın yeni albümünü ben de çok fazla dinliyorum. Bu şarkılar arasında da Deli'nin Yıldızı, bir de sanırım Dertler İri Kıyım olması lazım. İkisini çok çok beğendim. Sürekli onları dinleyip duruyorum. Burcun ne? Boğa burcuyum. Aslında burçlarla benim aram çok iyidir. Böyle çok merak ederim. Yeni bir ortama girdiğimde hemen ilk olarak burcunu sorarım ve burcuma göre iyi olan insanla gerçekten etkileşimim ve elektriğim de çok iyidir. Bu yüzden biraz ilgileniyorum aslında burçlarla. Merak edeniniz varsa veya bir şey sormak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. En çok beğendiğin aktör. Kesinlikle Leonardo DiCaprio'yu çok seviyorum ve her filmini 3-4 kere izlemişimdir. Gerçekten en beğendiğim aktörlerden birisi. En çok sevdiğin renk? Siyah çok seviyorum. Özellikle aksesuarda da rose gold ve gold detaylarını çok seviyorum. Yüksek sesli müzik mi, slow müzik mi? Aslında o anki moduma göre bu biraz değişir ama yüksek sesli müzik dinlemeyi biraz daha fazla seviyorum. Üzgün olduğunda ne yaparsın? Özellikle üzgün olduğumda çıkıp koşarım. Gerçekten sporun ve özellikle koşmanın veya yürümenin gerçekten böyle stresi attığını ve o üzgünlük anında veya stresi sinirli olduğunuzda iyi geldiğini düşünüyorum. Denemeyeniniz varsa mutlaka bir denesin. Çok çok etkili oluyor. Özellikle yüksek sesli müzikle. Hazırlanman ne kadar sürer? Maksimum 15 dakika sürer. Çok acil bir yere gidiyorsam 5 dakikada evden çıktığımı biliyorum. Çok böyle zamanım varsa ve özenle hazırlanmak istiyorsam da yarım saat 45 dakikada bütün hazırlığımı bitirmiş oluyorum. YouTube'a neden başladın? Aslında YouTube'a tamamen içimden geldiği için başladım. Yani hiçbir sebep yok başlamam için. Bunu yapmak istiyorum dedim ve bu şekilde oldu. Evet, uzun senelerdir gerçekten çok fazla bir YouTube izleyicisiyim. En çok korktuğun şey sanırım böcekler. Gerçekten birçok insan gibi ben de böceklerden çok fazla korkuyorum ve çok fazla tiksiniyorum. Yani hiç hoşlanmıyorum böceklerden. Bir tanesi hariç, bunu da zaten böcekten saymıyorum. Örümcekleri ben çok seviyorum ve zamanında örümcek beslediğim oldu ama onun dışında gerçekten hiçbir böcekten hoşlanmıyorum. En son ne zaman ağladın? Sanırım bir ay önce falan olmuş olması lazım. Çünkü uzun zamandır ağladığımı hatırlamıyorum. YouTube isminin hikayesi. Aslında YouTube ismimin hiçbir hikayesi yok. İsmim ve soy ismim. Ama Instagram ismimin bir farklılığı vardı. Mars Septun de eski kullandığım adım. Onun da bir hikayesi yoktu aslında. Sadece Mars ve Neptün'ün karışımıydı. Ama ben biraz daha böyle gezegenlere merak duyduğum için çok sempatik gelmişti o zamanlar bana. Ama artık şu anda her ikisi de ismim ve soy ismim. En son izlediğim dizi Sense8. En son kiminle konuştun? En son az önce annemle konuştum. En son kiminle mesajlaştın? Az önce yine bir arkadaş grubumuzda arkadaşlarımla mesajlaştım. En sevdiğin yemek? Aslında bu benim için gerçekten çok zor bir soru. Çünkü en sevdiğim yemek gibi bir
tercihim yok. Her şeyi yiyorum. Gerçekten midesine, boğazına çok düşkün bir insanım. Bu yüzden yemek yemeyi de çok seviyorum. Hiçbir şeyi ayırt etmeden çok severek yiyorum. En çok gitmek istediğin yer, en çok gitmek istediğim yer sanırım New York. Çünkü orada gerçekten yaşamayı çok merak ediyorum. Onun dışında zaten Asya'yı, Avrupa'yı, başka yerleri de gezmek istiyorum. Ama özellikle böyle biraz yaşama anlamında New York'ta yaşamayı çok istiyorum. En son yaptığım şey sanırım bu soruları tekrar okuyup düşünmek oldu. Aşık olduğum biri var mı? Evet, aşık olduğum biri var. En son ne zaman kötü yorum aldın? En son sanırım 2 ya da 3 gün önce olması lazım. Bir kötü yorum aldım YouTube'da ve hatta bunu Instagram'da da paylaştım. Gerçekten bazı insanların neden bu şekilde davrandığını hiç anlamıyorum. Yani kötü yorumlara çok fazla aldırış eden bir insan değilim. Eleştirilere gerçekten dikkate alıyorum ve kendimi geliştirmek için olduğunu düşünüyorum. Ama kötü yorumların gerçekten hakaret derecesine gelmesini anlamıyorum. Normalde dediğim gibi hiç takılmam. Yani Instagram'da böyle şeyler paylaşmam ama o arkadaşımızın yaptığı, ki bence o hesabın fake olduğunu düşünüyorum. Ama o arkadaşımızın yaptığı yorumlara nazaran ben de birkaç bir şey söylemek istemiştim. En son da 2-3 gün önce kötü yorum almıştım. En sevdiğin tatlı... Yemek yemeyi çok sevdiğim gibi tatlı yemeyi de çok seviyorum. Çikolatalı her tatlıyı seviyorum galiba ama özellikle cheesecake ve tiramisu'yu çok seviyorum. Yani onları biraz daha öne çıkartabilirim galiba. Hem biraz daha hafif olduğunu düşünüyorum hem de gerçekten çok çok seviyorum. Çaldığın bir enstrüman var mı? Çaldığım bir enstrüman yok. Yani çok önceden ortaokuldayken piyano dersleri almıştım ama onun dışında çaldığım herhangi bir enstrüman yok. Şu anda da zaten unuttum. En değerli aksesuar, mücevher. En değerli aksesuarım sanırım bu sene annemin bana verdiği saati. Çok eski zamandan kalma bir saati. Bir o. İkincisi de annemin yine genç kızımla taktığı bir tokası var. Bir de o. En son kiminle dışarı çıktın? Okula gitmelerimi saymazsak eğer, en son arkadaş grubumla buluşmak için tek başıma dışarı çıktım. Ama arkadaş grubumlaydım. Bu soruları senden sonra kim cevaplasın? Bu soruları benden sonra Hülya Altaylar cevaplasın. Onun kanalında da cevapladığı soruları birlikte izleyebiliriz belki. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki aklınıza bu sorular dışında başka merak ettiğiniz, benim hakkında öğrenmek istediğiniz soru olursa aşağıdan yine yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.